Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bakan Işıkan emekliye refah payı sorusunu cevapladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir arazam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı. Ekonomik veriler iyiye gidiyor. Asgari ücrete ek zam olmayacak. Cevabını veren Bakan Işıkan, emekliye refah payı içinde her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim dedi. Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Bu oranın belli olmasından sonra ne kadar refah payı verileceği ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin nasıl olacağı belli olacak. Bugüne kadar gelen verilere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamının da kaç olacağı hesaplanıyor. Gerek 4 aylık enflasyon oranının %18'i geçmesi, gerek Merkez Bankası'nın 5. 5. ay enflasyon rakamının %76'yı bulacağını açıklaması ve piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlara bakıldığında, yıl sonunda 6 aylık enflasyonun %25-30 bandına ulaşması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklerinin enflasyon artışının dikkat, %25-%30 bandında oluşması hesaplanırken memurlar ve memur emeklerinin %10, %10'luk toplu sözleşme ve fark ile birlikte artış oranının %20-%25 arasına ulaşması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Bu oranlar netleştikten sonra refah payı için hükümet bir karar verecek bugüne kadar yapılan refah payı artışlarına benzer bir karar alınırsa 5 ila 15 puanlık ekleme yapılması gerçekleşebilir. Peki zamlar eşitlenir mi? Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklerinin artışı memurlar ve memur emeklerinin artışından düşük kalmış ancak alınan bir kararla tüm artışlar %49.25 oranla eşitlenmişti. Temmuz ayında ise memurlar ve memur emeklerden zam oranı SSK ve Bağkur emeklerinden düşük kalacak. Bunun sebebi ise toplu sözleşme artışından kaynaklanıyor. Bu durumda Ocak ayında yapılan uygulamanın bir benzeri gündeme gelebilir ve zamların eşlenmesi sağlanabilir. Tüm bu kararlar 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonundan sonra verilecek değerli seyircilerimiz. 10.000 TL en düşük emekli maaşı peki değişecek mi? emeklere yapılacak oransal artışların yanında taban maaşın da yükseltilmesi gündemde. Ocak ayında 7500 TL'den 10.000 liraya çıkartılan taban maaşın Temmuz'da yeni bir artışla yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda hem kök maaşı düşük emeklerin görece zam almalarına rağmen 10.000 bin liranın altında kalacakları için sıfır zam almaları önlenmiş olacak hem de emeklerin en düşük maaşlarının alım gücü yükseltilmiş olacak. Burada beklentiler 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte taban maaşında aynı oranda artırılması. Bu durumda dikkat taban maaşın 14-15 bin bandına yükseltilmesi söz konusu olacak. Zamlardan sonra kök maaşı bu rakamın altında kalan tüm emeklere seyyanen artışla destek verilecek ve alacakları aylıklar yeni rakamlarla tanımlanacak değerli izleyicilerimiz. Ee, tabii ki emekli vatandaşlarımız ciddi geçim sıkıntısı çekiyorlar. Aldıkları para e, yetmiyor. Dolayısıyla bir seyyanen zam veya bir refah payıyla rahatlatılmaları gerekiyor. Umarız e, emekli vatandaşlarımızı mutlu edecek güzel gelişmeler olur. Bizler de sizleri bilgilendirmiş oluruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.